ben de boykot ediyorum. Fransa'nın markasını almıyorum artık. Cebimde param olsa da keşke alamasam. Ama maalesef cebimizde o Fransız eşyalarını alacak değerde Türk paramız yok. O yüzden başımızı öne eğik geziyoruz. Yerli bir şey yok ki Fransa'yı boykot edek. Ben Fransa'ya ait elimde bütün kozmetik ürünlerini çöpe attım. Ve bir daha da asla almam. Avrupa Birliği'ne ait hiçbir muamele almamamız lazım. Kendimiz üretken olup kendi işimizi kendimiz görmemiz lazım. O zaman işte hem Fransa'yı boykot etmeye gerek kalmayacak hem de onlar bizi takip edecek. Fransız boykotu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu boykota katılıyor musunuz? Vallahi bizim boykotla alakalı bir yapabileceğimiz bir şey yok. Yani zaten maddi gelirimiz, maddi gücümüz belli. Yapabilecek bunu devlet büyüklerimiz. Yapabiliyorlarsa kendi yapsınlar. Yani bu milli bir mesele olduğu için bu tür şeylere halkın topyekun katılması lazım. Boykota katılıyorum, evet. Kendi bizim yerli mallarımız var. Avrupa'dan gelen bu süslü eşyaların alınmamasını ben istiyorum, tavsiye de ediyorum. Şimdiye kadar yapılan boykotlar hiçbir şeye yaramadı. Bu da muhtemelen bir şeye yaramayacak. Ekonomik güçle alakalı bir şey, tamam mı? Yani ben 48 yaşındayım, 48 senedir özellikle bizim gibi Orta Doğu coğrafyasındaki ülkeler bir şeyleri protesto ederler, boykot ederler, kahrolsun İsrail derler. Hiçbir şeye yaramaz, bundan sonra da yarayacağını zannetmiyorum. Tabii ki katılıyorum çünkü Fransızlar İslam'a karşı bir ülke, Hristiyanlar. Yani İslam'ı sevmedikleri için Türklere her türlü İslamiyet'e karşı her şeyi yapıyorlar. Peygamber Efendimiz'in işte gerek karikatürlerini, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uygunsuz karikatürlerini çizip hani yayınladıkları için, ki hiçbir hani basın özgürlüğüne dayanan bir şey olmadığı için tabii ki onlar kafalarına göre her türlü İslam'a karşı, Türkiye'ye karşı yaptırım yapacaklar. Tabii ki biz de buna karşılıksız kalmayacağız. Kesinlikle katılıyorum. Tepkimizin daha yoğun, daha büyük olması lazım. Arabalarından, eşyalarından hiçbir şeyi kullanmamamız lazım. Çünkü onlar bizim hiçbir şeyimizi kullanmıyorlar. Biz onlara gerçek gücümüzü göstermemiz lazım. Bu da sadece ekonomik anlamda olur, konuşmayla olmaz. Gerçekten hiçbir mallarını gram almamamız lazım. Vallahi benim boykota katılmam bir şey ifade etmez. Bugün kullanmış olduğum şeyler %40'ı Fransız malı. Fransız boykotu hakkında katılıyorum gerçekten. Çünkü hiçbir zaman bizim devletimize, milletimize hiçbir faydası olmadı. Tamamen zararları oldu. Ondan dolayı katılıyorum. Boykota katılıyorum. Fransız mallarını almayacağız. Tepkimizi belli edeceğiz. Başka diyecek bir şey mi? Tabii ki katılıyorum. Elbette katılmak zorundayız. Başka ne diyebilirim ki? Tabii ki katılıyorsa. Bir Türk Müslüman olarak o gavurun yaptığını hiç hoşumuza gitmiyor yani. Çırpınıyor daha doğrusu. Kendini bitirecek yani. Evet katılıyorum, kesinlikle doğru. Yani oradaki Müslümanlara yapılan bu durum karşısında hiçbir Fransız malını kullanmamamız gerekiyor. Devamının da gelmesi lazım. Zamanında İsrail ürünleri için de aynısını yaptık ama biz Türk halkı olarak kısa sürede unutuyoruz. Tabii ki katılıyorum. Fransızlar zaten İslam düşmanı. Yani ecdadımızdan beri zaten Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı var onlarda. Aslında bu ilk başta yapılması gerekiyordu. Şimdi değil yani bu. Vallahi Fransız mal değil, hiçbir malı almamamız lazım. Avrupa Birliği'ne ait hiçbir muamele almamamız lazım. Kendimiz üretken olup kendi işimizi kendimiz görmemiz lazım. O zaman işte hem Fransa'yı boykot etmeye gerek kalmayacak hem de onlar bizi takip edecek. Ama ne yazık ki biz onları takip ediyoruz. Evet, tamamesiyle katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekten çok doğru bir harekette bulundu. Onlar bizim dinimize, ırkımıza bir saygısızlık yaptığı vaziyeti. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da, kendisini çok seviyorum ve selamlıyorum buradan, çok doğru bir harekette bulundu. Ben de boykotluyorum. Fransa'nın markasını almıyorum artık. Yani ne düşüneyim, nasıl katılayım? Cebimde param olsa da keşke alamasam. Ama maalesef cebimizde o Fransız eşyalarını alacak değerde Türk paramız yok.
O yüzden başımızı öne eğik geziyoruz. Yerli bir şey yok ki Fransa'yı boykot edek. Peygamber Efendimiz'e yaptığı çok büyük bir haksızlık, saygısızlık. Her ne olursa olsun böyle bir şey yapmamalıydı yani. Ve Cumhurbaşkanımızın da yaptığı çok doğru. Ben Fransa'ya ait elimde bütün kozmetik ürünlerini çöpe attım. Ve bir daha da asla almam. Bildiğiniz Fransız markaları var mı? Araba markası Peugeot, Citroen falan var yani. Mesela Elf, ondan sonra bu Arapların var işte, yudum var, sırma var. Yani Fransız mallarının pek gıda olarak Türkiye'de satıldığını zannetmiyorum. Erikli var, sırma var. Biliyorum tabii, kullandığımız markaların birçoğu Fransız. En azından mesela araçlara bakalım, işte Renault, Citroen, Peugeot. Peugeot da sanırım Fransızdı. Onun dışında işte parfüm, giyim, konfeksiyon sektöründe çok güçlü firmaları var. Total bildiğim kadarıyla. Onun dışında birkaç ilaç markası var. Pastereno, Lavashkiri. Aklıma gelmiyor şu an için gelmiyor ama birçok var bu şekilde söyleyeceğimiz. Nedir? Kaşerel. Hiçbir markadan anlamam. Ben normal giderim, hangi şeyi hoşuma giderse, bir daha hayatta Fransız malı mıdır, İngiliz malı mıdır bilmem. Yok, bilmiyorum ve ilgilenmiyorum hiçbiriyle. Var birkaç tane bildiğim var da şu an aklıma gelmedi. Bir önceden kullandığım Massimo vardı, parfüm. Koymuşlar internete, çoğunu biliyor da arabalardan biliyorduk mesela. Peugeot, Renault. Tabii sokakta sürekli gördüğümüz mesela Peugeot. Sürekli çok büyük de satış rantına sahip Türkiye'de. Bunun kesinlikle kullanmaması lazım. Hatta devletin bu araçların ÖTV'sini arttırmasını lazım, alama önlemesi için. Fransız traktörler var, traktör parçaları var, araba parçaları var. Hatta benim Fransız traktörüm vardı, o traktörü de çatlar çıkarttım şimdi. İlk aklıma gelen Peugeot oldu. Ondan sonra Renault var araba olarak. İşte bilemiyorum. Bildiğim markalar var, Renault gibi, Danone gibi, bunun gibi birçok tane sayabilirim. Lancome, Hermes, birçok parfüm markası var. Çoğunu da unuttuk artık yani. Çok eskiden alıyordum Fransız parfümü ama çok uzun yıllardır alamıyoruz. L'Oréal Paris. Birkaç marka daha vardı da şu anda aklımda değil.